Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Son günlerde özellikle Azerbaycan'a yönelik İran ve Ermenistan'ın tehditlerini aktarıyorduk. 15 Mart günü önemli bir gelişme yaşanıyor. 15 Mart saat 11.59'da paylaşılan habere göre Ermenistan ordusu ve yasa dışı çetelerin Azerbaycan mevzilerine saldırı gerçekleştirdiği, Savunma Bakanlığı tarafından bizzat duyurulduğu, Azerbaycan mevzilerinin bombalandığı yönünde dostlar bölgeden haber aktarılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvveti Birliklerinin her zaman olduğu gibi Başar Keçer bölgesinden Azerbaycan ordumuza saldırdığını belirtirken, ayrıca Rus işgal gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarından da saldırı olduğu belirtilirken, Hocalı ve Hocavent bölgeleri yönünde Azerbaycan ordusunun mevzilerine yönelik periyodik olarak ateş açıldı. Yani Rus ordusu da aslında Ermeniler saldırıyormuş ayağına onlar da saldırı gerçekleştirmiş durumda. Fakat tabii ki de Ermeniler saldırıyor şeklinde olayı geçiştirmişler. Azerbaycan ordusu birimlerine misilleme izni verildiği ifade edilmiş. Günün en önemli gelişmelerinden bir tanesi. Bu çözüm böyle olmayacak. Sürekli Ermeniler saldırıyor. Daha sonrasında Azerbaycan misilleme yapıyor. Sonra Ermeniler yine saldırıyor. Azerbaycan yine misilleme yapıyor. Dolayısıyla dostlar bu şekilde bir çözümün olmayacağını da ifade edelim. Arnavutluk'a gidiyoruz. Arnavutluk'ta yaz günü kutlanıyor. Arnavutluk'un başta başkent Tiran olmak üzere birçok kentinde kışın sona ermesini ve baharın gelmesini simgeleyen gün kutlanırken, gün kapsamında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin başladığı duyuruldu. Ulus'un Şehitler Bulvarı'nda da Retro Araçlar Sergisi'nin başladığı ifade edilmiş. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından Amerika'ya gönderme yapılmış durumda. Bakanlık, sabahımız harika şeklinde bir pilotun fotoğrafını paylaşırken düşürülen İHA'ya atıfta bulunulmuş. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price günlük olarak basın açıklamasında bulundu. ABD'nin bu güvensiz, profesyonelce olmayan müdahaleye karşı itiraz edeceğini ifade ederken Rus yetkililerle doğrudan temasa geçildiğini duyurdu. Rus Büyükelçisini bilindiği gibi ABD bakanlığa çağırmış, daha sonrasında ise nota vermişti. Senegal'e gidiyoruz. Senegal'de binlerce kişinin muhalif lider Ousmane Sonko'ya destek için bir araya geldiğini görmektesiniz. Başkent Dakar'ın Yoff bölgesinde boş bir arazide toplanan yaklaşık 5000 kişinin gelecek sene yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıklayan Sonko'ya desteğini yinelediği belirtiliyor. Ellerinde Sonko fotoğrafları ve Senegal bayrakları taşıyan göstericiler mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'in olası 3. dönem adaylığına karşı çıkıyor. Macky Sall'in 3. dönem aday olmasının yasa dışı olduğunu ifade eden göstericiler daha sonrasında ülke çapında protestolara devam ediyor. Çin ordusu tarafından çıkartma tatbikatı yapıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA tarafından yayınlanan görüntüleri görmektesiniz. Yine Çin demişken 15 ile 19 Mart tarihleri arasında, yani bugün başlayan Çin, İran ve Rusya donanmaları arasında Umman Körfezi'ndeki Security Bond 23 tatbikatına ilişkin Çin tarafından yapılan resmi açıklamayı görmektesiniz. Yine Çin ordusu Kamboçya'da tatbikat yapacak. Dolayısıyla Kamboçya'ya yoğun sevkiyat yapıldığı yönünde de Çin medyasından fotoğraflar paylaşılıyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i görmektesiniz. Kendisi Özbekistan'ın Siri Derya bölgesinde korkunç yolları bizzat kontrol etmiş durumda. Devlet medyası şimdiden yolların onarılmaya başlandığını iddia ederken, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in an itibariyle Türkiye'ye geldiğini de hatırlatalım. Yarınki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılım sağlayacak. İngiltere Savunma Bakanlığı ülkede eğitim alan Ukraynalı askerlere yönelik yeni görüntüler paylaşıyor. Askeri eğitim programından görüntülere yer verilen haberde Ukraynalı askerlerin eğitimini görmektesiniz. Aselpot hedefleme sisteminin kadraja girdiği yeni görüntüler paylaşılıyor. Pakistan'da JF-17'nin dinamik simülasyon merkezinde Türk yapımı Aselsan Aselpot hedefleme podu da kadraja girmiş durumda. Bir diğer haber dostlar, Putin'i görmektesiniz. Mi-17 simülatörüyle bir şehrin üzerine uçuş gerçekleştiriyor. Ulan-Ude'de uçak fabrikasının ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı'nın simülatörü test etti ve günün farklı saatlerinde kentsel alanlar üzerine uçuş yaptı. Özellikle dik manevralar sırasında Putin'in oldukça başarılı olduğu iddia edilmiş. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi konsey üyeliğine getirildiği duyuruldu. Suriye'de Esad rejimi başkanı Beşar Esad'ın bugün Kremlin'de devlet başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü söylemiştik. Kendisinin Moskova sokaklarındaki konvoyundan görüntüler paylaşılıyor.
Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'nın New York şehrinde şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bir süredir devam eden kar fırtınasının hayat koşullarını oldukça zorlaması üzerine bu bölgede olağanüstü halin ilan edildiği duyuruldu. Yunanistan'da Profesör Filiz konuşuyor. Türkiye ile bir kriz durumunda keyif alacağız şeklinde kazanının Yunanistan olduğunu iddia ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de nasıl bir yıkıma uğradığını görmeliyiz şeklinde boş boş açıklamalarda bulunmuş. Acaba Yunan vatandaşları bu açıklamalara inanıyor mu? Bu da soru işareti. Filiz şunları söylüyor. Ekipman açığını kapatmalıyız. Eğitim ve insan kaynağına yatırım yaparak bu gerçeği değerlendirmeye devam etmeliyiz. Türklerden güçlüyüz açıklamasını yapıyor. Bir diğer haber, Japonya'da ilk kez bir milletvekilinin devamsızlık nedeniyle görevden alındığı duyuruldu. 72 yıl sonra ilk kez böyle bir olay oluyor. Bugün dostlar, Suriye'de İdlib'de halkın devrimin 12. yılını kutlamak için meydanlara akın etmeye başladığı duyuruldu. Büyük kutlamalar yapılacak dostlar. Bu şekilde bir haberde servis edilmiş. Yine Çin ordusu tarafından yayınlanan yeni görüntüleri görmektesiniz. Görüntüyle ilgili şu açıklamayı yapalım. Çin'in minyatür insansız hava aracı dikkat çekiyor. Kentsel savaş için mükemmel değerlendirmesi yapılmış. Çin ordusu genellikle değişik sistemleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken dünyaya bu şekilde mesaj veriyor. Bu arada dostlar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından bir video paylaşılsa da aslında bu videonun gerçekçi animasyon gibi durduğunu söyleyelim. Dolayısıyla gerçekçiliği şüpheli. Açıklama şu şekilde, zaten 5 saniyelik videodan bahsediyoruz. Rusya Federasyonu Su-27'nin kokpitinden MQ-9 Reaper'ın aşağı düşmesine yönelik video paylaşılmış. Dediğimiz gibi gerçekçi durmuyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın ülkemizi ziyaret edeceği duyuruldu. Finlandiya Cumhurbaşkanı ülkesinin NATO'ya katılımını görüşmek üzere bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek. İsrail'e gidiyoruz. İsrail'de bir süredir Başbakan Netanyahu'ya karşı yapılan gösterilerden bahsediyoruz ki muhtemelen İsrail'de her zaman olduğu gibi tekrardan erken genel seçimler yapılacak. Çünkü İsrail'de Netanyahu'ya karşı artan gösteriler dikkat çekiyor. İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkan gösteriler devam ederken Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Almanya seyahatine gitmesini engellemek için göstericiler evinin çevresinde yolların kapatılması çağrısını yapıyor. Fakat İsrail polisi Netanyahu'nun yanında yer alırken Netanyahu'nun evinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı yönünde haber aktarılmış. Seçim demişken Hollanda'da seçimler yapılıyor. Hollanda'da halk senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet meclisi seçimleri için oy kullanmaya başlamış durumda. Yaklaşık 13.3 milyon seçmeni bulunduğu Hollanda'da 12 eyalette 4 yıl boyunca görev yapacak yerel meclistekilerin seçimi için oylama başlamış durumda. Bugün dostlar, bilindiği gibi Rusya'da Türkiye, Suriye ve İran'ın da katılımıyla dörtlü zirve başlamış durumda. Bu zirveden yeni görüntüler olursa onları da aktarırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.